<laughs> Türkiye Şimdi bak mesela yaptığı eleştiri tamam akılda Arkadaşlar arkadaş ortamında hepimiz böyle saçma sapan şakalar yaptık yani hani Hiç mi arkadaşınızın kafasına tencere geçirip sopayla vurmadınız? Ne diyorsun? <laughs> yani tam saçma ama arkadaş ortamında yapılabilecek şeyler bunlar Tam bu kadarını biz de yapmıyoruz da bu adamlar bunu içerik yaptığı için abartıyorlar Yo mu? Nasıl yo oğlum? Siz hiç arkadaşınızı yatırıp ne bileyim oğlum hiç. Şaka ha, sizin yapmadınız mı? Bir şey biz şey yapmıştık mesela. Yurtta bir tane çocuk böyle ayar oluyorduk çocuğa tamam mı Bostan'a. Bir tane çocuğun böyle poposunun resmini çekilmiş diye kandırdık. Bir tane de şop yaptık onunmuş gibi falan böyle karartılı marartılı gece karanlıkta çekilmiş gibi. Tüm yurda yayıldı çocuk depresyona girdi mesela. Normalde yapmaman gereken bir şaka ama şakaydı ve yaptık yani böyle şeyler normalde mantıksız da olsa arkadaşlarına yaptım. Bu şaka oluyor ve geçiyor yani. Evet evet ben de klafa yapmıştım. Evet sen onu gerçekten yapmamış mısın? Üzerinde <laughs> <laughs> büyük bir sıkıntı var demek ki. <laughs> bir insana zorla acı çektirilmesi izleyicilerin... Ha yurtta şakasında millet dövüyorlar oğlum. Hoş geldin deyip dövüyorlar mesela birçok yurt böyle okul yurtları. Yani YouTube içeriği olmadan bile böyle saçma şeyler yapılabiliyor. Beni çarmıha geldiler oğlum yurda gittim diye istediği içerik Kafalar gerçekten bir şeyler başarmış. Sevinin kafalar. En fazla şey yaptık bu arada. Adam uyuyorken yatağını alıp dışarı attık amına koyayım. Ee, mesela oldu. şey falan. yani. Yurt çünkü tamamen şaka yapılmak üzere oluşan bir ortam. Çünkü öğrencinin yapabileceği başka bir şey yok. Beni gecenin içinde kaldırıp hadi hadi okula geç kaldın deyip hazırlatıp yatağı toplatıp odayı temizletip çıktım. Bir baktım koridor karanlık. Bir saatimi yediler benim öyle falan. Sonra şey var böyle yataklar bazalı ya yatarken çocuğun böyle bazasını kaldırıyorsun. Çocuk böyle katlanıyor, duvarla yapışıyor falan böyle. Hepsi yaptık yani kardeşim. Nar, Bölmesem ya. Yürü git. İçeri biliyorum zaten şu an. Anladım ne demek istediğini. Kanka bir arkadaşım vardı. Hı? Yusuf diye. Efsanevi bir adam. Adam Hı -hı. elinde sigarayla sabah uyanıyordu tamam. Bizde odalar yoktu. Kat şeyler vardı. Hı -hı. Paravanlar vardı. Bir paravanda işte altı tane yatak var. Karşılıklı üçer yatak oluyor anladın mı? 3 burada, üç diğer tarafta. Adam ortada otur yatıyor tamam mı? Karşısında da başka bir arkadaş yatıyor. Sigarayı sarıyor tamam mı? Sarma sigarayı sarıyor. Ve içmeye başlıyor. Yağız'ın işte Yağız diye bir adam var işte karşısında. Götüne bakarak ama tüm süreç boyunca götüne bakıyor. Her gün bunu yapıyordu. Oh. Ee, bayağı bildiğin sarma sigarayı sarıyor. Yatan çocuğun götüne bakıyor. Biz de... En sonda... Hayır. Çok garipti kanka. Fotoğrafını falan çektik. Çok garip bakıyordu. Onun kaydı falan var. Bu böyle oh, bu kadar. <laughs> Kardeşim gülemedim. bu keşke anlatmasaydın. Adamın sıkıntısı varmış. Hayır <laughs> sıkıntısı yok. <laughs> Köpük vurma var mıydı diyor. Oğlum her güne köpüklü uyanıyorsun zaten. Leş gibi bir ortamdaydı. Ben mesela... Yani yurtta yaşayan herkes bilir. Zula olur senin. Herkesin bir zulası olur. Herkesin bir zulası var. <laughs> Yeni slogan. Hayır. O zulanı saklaman gerekir. Çünkü yemeklerin oradadır. Değerli şeylerin oradadır. Ve şey yapıyordu oğlum bandit gibi. Üç tane adam odanı basıyor. Zulalarınızı gösterin çabuk diyor. Gösteriyorsun değer yemek istemiyorsan. Adam oradan alacaklarını alıp çıkıyor. Ben yurda beyzbol sopası götürdüm bunun için. Peki bedezler ne yapıyor bu durumda? Hani birisi gidip buna şey diyor mu mesela? Kardeşim, Hayır, sınıfınız o... olan nerede diyebiliyor mu? Hayır sınıfın Kardeşim sessiz bu çocukları. Yamak. Burada sadece sınıfın sessiz çocukları bir şeyler yapabiliyor. Yatağın altına AK-47'sini çıkarıyor. Ve hemen odamı terk etmezseniz hepinizin kafasını patlatırım diyor. İsmi Yaşar olanlar mı diyor bunu? İsmi Yaşar olanlar Bizim, Bizim <laughs> Beyaz Lotus diye bir zula şeyimiz Zula diyorum. Beyaz Lotus diye bir grubumuz vardı. Bizim zulamız paravanın ortasında dururdu. İhtiyacı olan can çeken gelip yerdi. Kardeşim. Ne babamın bırakım Ramiz ee, Kareski. Vallahi <laughs> akım. Yurda babalık yapıyor sanki kardeşim. Ben var ya yani bir tane kekim için kavga Hayır ediyorum. Oğlum. Kekim, kek yani. Yok bak. biz baz, bak ciddiyim biz kar... kardeşimizin karnı aç diye yemek yama... yemekhanede depo bastık. Biz de yemekhane bastık, bastık. çok. Güzel. 55 kiloluk 55 kiloluk sucuk falan falan çaldık ama ne kız yemekhane basınca tabak doldurup çıkıyorduk. Sen nasıl bir yam yamsın oğlum? Kanka biz hepimiz yamyamız ama bak Darüşşafaka'da yamyamlık modaydı. Yani <laughs> Herkes yamyamdı. Sen oraya gelsen yamyam yam demezsin kimseye. Ama bak yemekhane basmayı çok yanlış anladı chat şu an. Bir dakika. Yemekhaneyi böyle sopalarla basıp içeride görevlileri dövmüyorsun. Hayır, Gece yemekhane kapalı <gülüyor> <tamamen> <gülüyor> Gece yemekhane kapalı de... kapıyı kırmak, şeylemek, çengellemek bir şekilde. Kırmak değil. Kram, oh, biz de haram kırdılar haram bir kere. Biz de kırdılar bir bak, kere. Kaşık... <laughs> çok açıkmış adam. <laughs> Soğuk dolap varsa kaşık alıyorsun. <laughs> Kaşı oraya sokuyorsun, ittiriyorsun, soğuk arkasından açıyor. Eğer... Oğlum hayır bizde yemek kapısı da kapalıydı. O yüzden ben öyle anlattım. He, o zaman dan, kapıdan kartı. da geçmen gerekiyordu. Bir kere o kırdılar bizde mesela. Ya, hiç gerek yok. Çengelleyeceksin. Alttan çengeli atacaksın, açacaksın kapıyı. Nice. bize de koydular yani. <laughs> Abi niye çalıyorsunuz diyorsun da bak. Adam yurtta kalıyor tamam mı? Yemeği bitmiş. Beyaz olası çalınmış belki. Olabiliyor yani. Gecenin üçü aşırı aç. Ve yapabileceği tek şey o içgüdüleri söylüyor ona. O primat içgüdüleri diyor ki. Git ve o yemeklerin olduğu odaya gir. Anladın mı? Bu şekilde giriyor. Mesela basıyoruz. Oğlum, yani ben, ben sadece bir yurtta olsun. kalmadığım, bir kalmadığım için Bak abi. o duyguyu bilemiyorum yani. Oğlum üniversitede kaldım. Öyle ben orada şöyle şeyler yaşanmamış. Ama üniversite yurdu şey değil ki. Üniversite yurdunda herkes kendi odasında takılıyor Takılmaca. çok. de lise yurdu. Dünyanın en leş şeyi yani böyle bilmiyorum. Askerliğe gitmediğim için şey yapamıyorum. yorum yapamıyorum ama daha kötü bir olabilir ortam olarak? Yani ben bu arada. Bence öyle Ben özlemiyorum ya. Abi özlemiyorum. Benim odamda bir de, bak benim yaşadığım sorunu anlatayım. Üç kişi kalıyoruz odada, ben ve ikizler. İki tane çocuk var odamda, ikisi de aynı. Kavga ediyorum, döveceğim, birini dövüyorum, aynısından bir tane daha geliyor karşıma. Adamlar böyle birbirlerine el verip dövüşüyorlar falan hani. Birini yorgana sarıyorum, diğerinin üstüne çıkıyorum falan. İğrenç bir ortamdı. Bakın, dünyanın en kötü deneyimi bir yurtta ikizle beraber üç kişi bir odada kalmak. Sağımda solumda aynı tipler. Gece uyuyamıyorum. Şaka yapmak istediklerinde aynı şeyleri düşünüyorlar böyle. Birbirlerini kolundan DNA'dan bağlı gibiler böyle. Her şeyi aynı yapıyorlar zaten. Sonra ben bunların lol tamam, hesabını çaldım. lan. Askerde ne yapacağını zaman okuyayım. Şey ben çok özledim. Ben askere gidesim geldi şu an bak. Kanka biz Üç <laughs> e, kişilik ben daimi vardı. okulun hafta evlerine gidiyordu. Daimiler işte bunlar <laughs> <normal gülüyor> çıkmıyorlardı. E, daimi de WrestleMania yapıyorduk. Ama ne koyayım yani. Tamam mı? Tek din maçları falan. ya. Ee, şey herkes oh, bir şey sahneye <laughs> dalıyor. Biz her 30 saniyede <laughs> bir adam dalıyordu işte içeriye. Dövüşüyorduk. Her 30 saniyede bir içeriye biri daha giriyordu böyle. <laughs> adam wave wave. Bak bizim yurtta <laughs> evet, bir olay oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir olay oldu bak. Kat savaşları. illaki ki katlı yurtların hepsinde olmuştur. Kat savaşları. savaşları. Kanka ben öyle bir adrenalin hatırlamıyorum. Adamın biri villada sopasıyla koşuyor. Diğeri böyle pantolonun her yerine terlik sıkıştırmış. O terlikleri çıkarıp çıkarıp atıyor böyle. Şarjör boşaltıyor. Ben bu kadar savaş ortamını yaşadığım başka bir yer yok benim. Odalara giriyorlar böyle tutup kendi katına sürüklüyorlar. Üç kişi katta dövüyorlar falan. Aga öyle bir ortam oldu ki bir yerden sonra kimin ayakkabısı nerede, kimin terliği nerede, kimin yatağına ne olmuş. Hiç kimse bir şeyin farkında değil. En son böyle yurt hocası vardı bizim bir tane. O da böyle biraz hani yurdun abisi falan takılırdı. Öğrencilere abilik yapardı falan. Aga herkesin eline tek tek böyle sıraya dizdi. İçtimaya çeker gibi herkes odasının kapısına çıktı. Herkese de terlikle şlak şlak geçirdi böyle. Ama o dövüşe değerdi. O savaşa değerdi yani böyle birbirimize girişimiz çok eğlenceliydi. Sizden ring için halat ve minder istiyorum. Sponsor olabilir misiniz? Ne? Havluyla adam dövme. Uf. Uf.